Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin değerli mensupları, değerli öğretim üyeleri, değerli öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin açılışını yaptığımız Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eğitim gördükleri Bilkent binasının hayırlı olmasını diliyorum. Yine bugün burada temel atma törenini gerçekleştireceğimiz üniversitemizin az önce Milli Eğitim Bakanımızla şöyle ufak bir aramızda mütalaa diyebiliriz, müzakere diyebiliriz. Kampüs kelimesiyle ilgili bir müzakere oldu. Acaba bu isim böyle mi olsa, yoksa bu ismi mahalle mi koysak? Sonra benim aklıma tarihimize gitmek, dönmek geldi. Dedim ki herhalde buna külliye daha güzel olur diye düşündüm. Ve bu bir yeni dönemde ilk olur. Dolayısıyla Esenboğa kampüsü yerine Esenboğa Külliyesi temel atma töreni çok daha isabetli olur diye düşündüm. Ve bu vesileyle Çubuk Külliyesi'nin de hayırlı olmasını, İnşallah bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum. Proje çalışmalarında değerli rektörümüzle beraber olduk. Mimarlarımızla beraber olduk. Orada fakirin de emeği oldu. Böyle bir tarihi bugüne, bugünü yarına taşıyacak bir külliyenin mimari çalışmalarını da hamdolsun görme, ona emek verme noktasında bir katkımız oldu. Bittiğinde öyle zannediyorum ki Türkiye'de çok önemli ve kendinden bahsettiren bir proje olacak. Buna inanıyorum. Az önce de rektörümüzden dinlediğimiz gibi 1 milyon metrekare kapalı alana sahip olacak böyle bir külliye geleceğin güçlü nesillerini de İnşallah yetiştirecektir. Bu güzel hizmetlerin üniversitemize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. 2010 yılında kurulan genç bir müessese olmasına rağmen Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin çok hızlı bir şekilde mesafe kat ettiğini, seçkin bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görüyorum. Çubuk Külliyesi tamamlanıp arzu edilen fiziki altyapı oluşturulduğunda Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin çok daha ileri seviyelere ulaşacağına olan inancım tamdır. İnşallah bu yılın sonunda ilk etabının açılışını gerçekleştireceğimiz bu külliye diğer üniversitelerimiz için de örnek teşkil edecek bir eğitim yuvası olarak faaliyet gösterecektir. Türkiye'nin her alanda kalkınmasına, ilerlemesine, büyümesine katkı sağlayacak yüksek öğretim kuruluşlarına, üniversitelere, fakültelere, öğretim üyelerine, öğrencilere şiddetle ihtiyacımız var. İstemezlikçülük belki zaman zaman siyasetin dili olabilir. Ama asla üniversitenin, üniversite mensuplarının dili, üslubu, tarzı olamaz, olmamalıdır. Üniversite dediğimiz kurum eğer araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin kalesi ise ona yakışan da bu doğrultuda hareket etmektir. Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz işte tam da böyle bir yüksek öğretim kurumu olarak kuruldu ve aynı doğrultuda gelişmesini sürdürüyor.
üniversitemizin ülke içindeki ve uluslararası alandaki başarılarıyla önümüzdeki dönemde yeni Türkiye'nin sembol kurumlarından biri haline geleceğine inanıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de geçmişte her alanda olduğu gibi üniversiteler konusunda da bir vesayet dönemi yaşandı. Bunu bir geçmişi tahlil olarak burada ortaya koymak istiyorum. Çünkü geleceğe de emin adımlarla yürüyelim istiyorum. Her düşüncenin, araştırmanın, ahlakın merkezi olması gereken üniversiteler, her türlü baskıcı ideolojinin, her türlü fikri tasallutun bayraktarlığını yapar hale geldi. Daha da acısı, üniversite öğrencilerinin ellerinde kitap yerine taşlarla, silahlarla, bombalarla birbirlerine saldırdıkları dönemleri yaşadık. Üniversite hocalarının darbelere destek verdiği, ellerinde pankartlarla sokaklarda darbe çağrıları yaptığı dönemlere şahit olduk. Eğitimden, öğrenimden ve kendilerini yetiştirmekten başka amacı olmayan öğrencilerin bizim istediğimiz formata uymuyorsun denilerek fakülte binalarına, üniversite, o zaman tabii kampüstü, kampüslerine sokulmadığı günleri gördük. Zihinleri zenginleştirmesi gereken üniversitelerin zihin formatlama aracı olarak kullanılmaya çalıştığı veya çalışıldığı dönemlerden geçtik. Bunların hepsi de Türkiye için, üniversitelerimiz için acı verici, utanç verici, yüz kızartıcı hadiselerdi. Yeni Türkiye yolunda diğer alanlarda olduğu gibi yüksek öğretim konusunda da büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Biz ilim Müslümanın yitiğidir anlayışının, böyle bir medeniyet anlayışının mensuplarıyız. Ve Müslüman bunu nerede bulursa alır. Böyle bir medeniyetin evlatları olarak biz bu çalışmayı yapacakken öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya anlayışıyla ötelenen, itilen böyle bir nesil ne yazık ki bu ülkede geldi ve geçti. Ben evlatlarımı bu ülkede okutamadım. Ve ben evlatlarımı ne yazık ki yurt dışına göndermek durumunda kaldım. Niye? Başı örtülü olarak üniversiteye sokulmadıkları için. Neden? Kat sayısı engeline takıldıkları için. Ama ne oldu? İşte bu tür hırsızlar bizi mal sahibi yaptı. Vaka bu. Ve evlatlarımız da dışarıda gayet iyi yetiştiler. Gayet güçlü oldular. Özgüvenleri çok daha farklı bir şekilde tekrar öz vatanlarına döndüler. Üniversitelerin her türlü bilginin, araştırmanın ve muhakemenin özellikle yapıldığı mekanlar haline dönüşmesini arzu ediyoruz. Üniversitelerimizin, üniversitelerdeki akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin uluslararası başarılarıyla gurur duymak istiyoruz. İlk 500'ün içerisinde niçin Türkiye'den şöyle 50 tane üniversite görmeyelim? Çünkü biz artık hamdolsun 81 vilayetin 81'inde 176 tane üniversitesi olan bir ülkeyiz. Nüfusu 77 milyon bir ülkeyiz. Öyleyse bizim bu üniversitelerimiz bilim alanında da dünya üniversiteleriyle rekabet eder hale gelecektir. Sakın azafa düşmeyin. Bunu başaracağız. Er veya geç başaracağız. Bu işin hiç lamı cimi yok. Bunu başaracağız. Bu işi halledeceğiz. Niye? Biz size inanıyoruz. Sizin de kendinize özellikle güvenmenizi istiyoruz. İşte birçok yabancı dille artık hazırlık sınıfları vesaireler, bunlar aşılmak suretiyle inşallah
bilimi en güzel, en üst seviyede yapma noktasında ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Burada bakanlık yurt dışına öğrenci gönderme olayı, YÖK'ün yurt dışına öğrenci gönderme olayı, aynı şekilde devlet olarak yurt dışına bizler görevlileri gönderme noktasında her türlü adımları attık, atıyoruz ve atacağız. Niye? Dedik ya, Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa alır. Japonya gönderilecek sonrası. Rusya, Rusya. Amerika, Amerika. İngiltere, İngiltere. Malta, Malta. Her yere göndereceğiz. Niye? Bu işi başarabilelim. Bu işi halledelim. Zaman zaman bunun eksikliklerini şahsen başbakanken de çok çektik. Gittiğimiz birçok yerde bunun sıkıntılarını gördük. Ama gelişmeler bizim geleceğe olan umudumuzu artırıyor. Bunun için de taş atan, molotof atan değil. İşte dün Sultanahmet'te olanı gördünüz. Bir kadının canlı bomba olarak oradaki Emniyet Müdürlüğü'nün turizm polis karakoluna yaptığı saldırıyla bir polisimiz şehit oldu. Kenan kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Diğeri için tabii hiçbir şey demeyeceğim. Yaralı kardeşimize de Rabbim'den şifalar diliyorum. Acaba bu kadın nasıl böyle yetiştirildi? Nasıl bu hale getirildi? Bunu yapmakta ne elde edeceksin? Oradaki Kenan kardeşimizin ne suçu vardı, ne günahı vardı? Türkiye'nin en önemli turizm noktasındaki destinasyonlardan bir tanesi olan o Sultanahmet Meydanı'nda böyle bir şeyi yaparak, yani insanların, turistlerin buraya gelmesini engellemek için mi bunu yaptı? Buralar güvenli bölge değil. Bunu ispatlamak için mi bunu yaptı? Aynı şekilde Dolmabahçe'de olan 6 gün önce orada da yine biliyorsunuz böyle bir saldırı oldu. Ne yapmak istiyorsunuz? Elinize buradan ne geçecek? Yani bununla ideolojilerinizi bu ülkeye egemen kılacağınızı mı zannediyorsunuz? Taş atan, molotof atan veya silah kullanan değil, Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, büyümesine katkı sağlayacak projelere, çalışmalara, icraatlara imza atan üniversite öğrencileri görmek istiyoruz. Günlük siyasetin polemikleri içinde yıpranan, itibar kaybeden, bunları istemiyoruz. Bilgileri ve birikimleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan akademisyenler görmeyi arzu ediyoruz. Yeni Türkiye'nin inşasına kendi ajandalarındaki veyahut da kendi alanlarındaki birikimleriyle, çalışmalarıyla, üretkenlikleriyle katkı sağlayan üniversitelerle birlikte geleceğe yürümek istiyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz işte böyle bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Saplantılara, baskılara teslim olmayan pek çok üniversitemizde aynı yolu takip ediyor. 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda en büyük desteği üniversitelerimizden bekliyoruz. Türkiye'yi bilgiyi ve teknolojiyi ithal eden ve kullanan ülke olmaktan çıkarmanın ötesine geçip bilgiyi ihraç eden bir ülke konumuna getirmek istiyoruz. Bilgiyi üreten bir ülke konumuna getirmek istiyoruz. Aynı şekilde mühendislikten sosyal bilimlere kadar tüm alanlarda yeni Türkiye'nin iktisadi ve sosyal mimarisini biçimlendirecek olan da yine üniversitelerimiz olmalıdır. Bakınız, bilim toplumun önünde yürümek, ona rehberlik etmek durumunda olan bir yapıdır. Toplumun gerisine düşen bilim her şeyden önce saygınlığını kaybeder, onunla birlikte işlevini de yitirir. Türkiye'nin geçtiğimiz 12 yılda yaşadığı büyük değişim, dönüşüm sürecine baktığımızda maalesef diğer pek çok kurum gibi bilimin de üniversitelerinde, özür dileyerek söylüyorum, milletin gerisinde kaldığını görüyoruz.
Bu iş hayatında da böyle, sosyal gelişmelerde de böyle, siyasette de böyle. Daha da kötüsü, üniversiteler sadece toplumun gerisinde kalmamış. Aynı zamanda farklı dönemlerde farklı vesayet anlayışlarının aracı haline de dönüşmüştür. Türkiye'nin bir takım güçler tarafından biçimlendirilme çabalarına en büyük desteğin akademisyen sıfatı taşıyan bazı kimseler tarafından verilmesini gerçekten üzüntü verici buluyorum. Yeni Türkiye'nin üniversitelerinde inşallah ne 27 Mayıs ve 12 Eylül sürecinde ne de 28 Şubat döneminde yaşadığımız üzüntü verici görüntülere bir daha şahit olmayacağımıza inanıyorum. Son olarak geçtiğimiz yıl adalet ve emniyet bürokrasisi içinde yuvalanmış bir çetenin başını çektiği demokrasi darbesi teşebbüsünü de milletimizin desteği ve ferasetiyle bertaraf etmeyi başardı. Bu yapının özellikle hedef aldığı yerlerden birinin de üniversitelerimiz olduğunu biliyoruz. Devletimizin ve milletimizin varlığı ve bekası için tüm kurumlarımızın mütabakatıyla resmen tehdit olarak tanımlanan bu yapının diğer yerlerle birlikte üniversitelerdeki etkinliğini de sona erdirmek kararındayız. Diğer vesayet odakları yanında bu yapının da Türkiye'nin geleceğinde yeri olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu can bu tende oldukça bu yapıya karşı mücadelemi sürdüreceğim. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, bundan 12 yıl önce milletimizin teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet temelleri üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. O zamanlar milli bütçeden eğitime ayrılan pay geri sıralardaydı. Ama biz bunu birinci sıraya çıkardık. Personelde aynı şekilde birinci sıraya çıkardık ve halen de böyle devam ediyor. Çünkü eğitimde öyle veya böyle başarılı olmaya mecburuz. Bunu halletmeye mecburuz. Hamdolsun bu sözümüzde durduk. Sağlıkta da aynı şekilde. İdeali yakalamak üzereyiz, yakalayacağız. Hele hele bu şehir hastaneleri ile birlikte bu olay çok daha farklı bir konuma gelecek. 235 bin yeni derslik yaptık. Ve sınıflardaki öğrenci sayılarını 70'li 80'li rakamlardan hamdolsun 30'lu rakamlara indirdik. Hatta altında olan sınıflar var. Hiçbir evladımız maddi imkansızlık sebebiyle eğitimden mahrum kalmasın diye ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize ha kredi ha burs muhakkak verdik. Geri döndürmek yok dedik. Bugün ilk öğretimden orta öğretime, üniversiteye, yüksek lisansa, doktoraya kadar eğitimin tüm kademelerindeki öğrencilerimiz için güçlü bir destek sistemi var. Bir dönem Türkiye'de en büyük sorun üniversite eğitimiydi. Daha sonrası bu imkanı elde edebilmekti. Sınava giren her 20 kişiden 10 kişiden ancak bir tanesi, bakınız istediği yerde öğrenim görme demiyorum, üniversiteye kayıt yaptırma hakkını elde edebiliyordu. Biz bu çarpıklığa dur dedik. Yığılma nerede diye baktık, üniversiteye girişte olduğunu gördük. Hemen kolları sıvadık. 76'dan aldığımız, az önce söylediğim gibi üniversite sayısını 100 ilaveyle 176'ya çıkardık. Bugün üniversite imtihanlarına giren öğrencilerimizin %80'inin yerleşebileceği kadar kontenjan var. Artık üniversitede kayıt olacak yer bulmakta değil, en cazip bölümleri, en iyi fakülteleri, en beğenilen üniversiteleri seçme konusunda hamdolsun Türkiye'de bir yarış var. Türkiye'nin geleceği için öncelikli gördüğümüz
Bir diğer alan sağlık. Burada da çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Burada açılışını yaptığımız tıp fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi ile uygulama birimi olan hemen yakınımızdaki Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Hem yetişmiş insan kaynağı, hem fiziki altyapı, hem de işleyiş bakımından ülkemizin sağlık sistemi pek çok ülke tarafından örnek alınan, incelenen, takdir edilen bir düzeye geldi. Açık söylüyorum, bugün ülkemizde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini ve yaygınlığını Avrupa'da ve Amerika'da dahi bulabilmeniz zor. Nitekim artık ülkemize Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından sağlık hizmeti için akın akın insanlar geliyor. Teşhis için, tedavi için bizim vatandaşlarımızın yurt dışına gittiği günlerden hamdolsun bugün yurt dışından insanların ülkemize geldiği günlere ulaştık. Muayene olmanın, tedavi olmanın, ilaç bulabilmenin katlanılmaz bir çile olduğu günlerden işte bugünlere geldik. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Hele hele kısa bir süre önce merhum Savaş Ay'ın bir programı vardı. O programını eğer izlediyseniz orada İzmir'den İstanbul Ok Meydanı'ndan SSK hastanelerinin örneklerini vermişti. Ve orada maalesef bir yavrumuzun yanlış iğne yapma sebebiyle kolunun nasıl kesildiğini anlatıyordu. Hatta yine aynı programda bir hanım kardeşimizin maalesef yanlış teşhis sebebiyle ne hale getirildiğini orada gösteriyordu. Onun da yanında ne yazık ki koğuşların ne halde olduğunu gösteriyor ve o çöp kutularına diyelim veyahut da çöp kovalarına o serum şişelerinin nasıl atıldığını, bunların içerisinde bunların nasıl bir pislik arz ettiğini gösteriyordu. Halbuki hijyenin egemen olması gereken bir hastanenin koğuşu veya odası böyle olabilir mi? Ama o günleri yaşadık, şimdi bugünlere geldik. Artı bugünlerde bunları görmek adeta mümkün değil. Daha iyiyiz. Hele hele bu şehir hastaneleriyle birlikte çok daha iyi bir konuma geleceğiz. İşte şurada Bilkent'e şimdi bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. Hızla yükseliyor. Aynı şekilde ülkemizin pek çok şehrinde ki hedefimiz ilk etapta 30 büyük şehire bunları kurmamız. 30 büyük şehirde bunu kuracağız. Bu inşaatlar devam ediyor. Burada hemen yakınımızdaki Bilkent Şehir Hastanesi devam ediyor. En modern cihazları, en yeni teknolojileri ülkemize kazandırıyoruz. Bunun yanında her vatandaşımızı genel sağlık sigortası kapsamına alarak adil ve işleyen bir sistem kurduk. Tıp fakültelerimizde, sağlık bilimleri fakültelerimizde yetişen kardeşlerimiz insanımıza daha ileri standartlarda hizmet verebilmek için adeta yarışıyorlar. Aynı şekilde adalet ve güvenlik alanlarında da hem fiziki altyapı hem insan gücü anlamında çok büyük adımlar ve atılımlar gerçekleştirdik. Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah bu şekilde ulaştıracağız. Yine Türkiye'yi 2053-2071 vizyonlarına kavuşturacak nesilleri bu şekilde yetiştireceğiz. Türkiye bu potansiyele sahiptir. Milletimiz bu birikime, bu iradeye ve bu kararlılığa sahiptir. Bundan hiç endişemiz olmasın. Yeter ki kendimize olan güvenimizi kaybetmeyelim. Yeter ki üzerimizde oynanan oyunların farkında olalım. Artık her 10 yılda bir krizlerle, darbelerle, müdahalelerle yerle yeksan edilen, kazanımları heba edilen, geriye itilen bir Türkiye yok. Artık dirayetli, ferasetli, medeniyet müktesebatının bilincinde olan, geleceğe ilişkin hedefleri bulunan ve bu doğrultuda azimle ilerleyen bir Türkiye var. Biz sadece yeni üniversiteler kurmadık, yeni okullar, hastaneler yapmadık, yeni yollar, toplu konutlar, barajlar, havalimanları inşa etmedik.
Biz sadece demokrasimizi güçlendirmedik. Mazlum ve mağdur tüm toplumların, devletlerin ümidi haline gelmedik. Biz aynı zamanda milletimizin yüzlerce yıllık hayallerini, beklentilerini, taleplerini gerçeğe dönüştürdük. Biz işte bu şekilde yeni Türkiye'nin temellerini attık. Sütunlarını yükselttik. Gençlerimizin, bizden sonra gelecek tüm nesillerin başının dik, zihninin berrak, yüreğinin sağlam olmasını sağlayacak bir iklimi tesis ettik. Geçmişinden gurur duyan ve oradan aldığı güçle geleceğine güvenle bakan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Üstad Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Milletler arası hukuk noktasında bu şahsıma tevdi edilen Fahri Doktora sebebiyle özellikle dünya beşten büyüktür tezini uluslararası gündeme taşıma konusundaki hassasiyetim sebebiyle son olarak da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konuya ciddi manada ağırlık verdim ve gittiğim her uluslararası toplantıda da bunu işliyorum. İşlemeye de devam edeceğim. Dünya beşten büyüktür. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 tane daimi üyesinin bir tanesinin dudaklarının arasına siz tüm dünyayı mahkum edemezsiniz. 195 ülke o bir dudağın arasına mahkum edilemez. O ne derse odur. Olamaz. Öyle olursa işte Suriye'de 350 bin insanın ölümüne seyirci kalırsınız. Öbür tarafta Libya'da şu anda olanları biliyorsunuz. Irak'ta her gün olanları biliyorsunuz. Binlerce, on binlerce insan öldürülüyor. Ses var mı? Yok. Müdahale var mı? Yok. Söylenen ne? İşte efendim havadan bombalarım. Karadan ona karışmam. Yapacaksan bir işi tam hakkıyla yap. Bizimle yapacaksan o zaman bizim söylediklerimize de önem vereceksin, değer vereceksin. Ne yapıyorlar? Hayır diyorlar. Dert başka. İşte Kobani'de yaşananlar, Aynel Arap'ta yaşananlar çok açık net ortada. Biz kendilerine ne dedik? Şunu söyledik. Dedik ki sadece havadan bombardımanla bu işi çözemezsiniz. Nitekim dün evvelsi gün Rasmussen Gaziantep'te biliyorsunuz oradaki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde vermiş olduğu derste bu konuya girdi. Sadece havadan bu işi çözmek mümkün değil dedi. Kara harekatının da olması lazım dedi. Biz karaya girmeyiz diyorlar. Biz de onlara dedik ki siz girmeyecekseniz o zaman gelin Özgür Suriye ordusunu destekleyin. Özgür Suriye ordusunu desteklemedi. Kimi desteklediler? Evet, DAEŞ'la Kobani'de savaşan bazı grupları desteklediler. PYD ve PKK. Ben kendilerine şunu çok açıkça söyledim. Sayın Obama'nın kendisine telefon görüşmemizde söyledim. Dedim bakınız PYD, PKK gibi o da bir terör örgütüdür. Onların orada devlet kurmasına müsaade etmenin yollarını mı aralıyorsunuz? Kabine açıkladı bunlar. Ona mı aldanıyorsunuz? Maalesef PKK ile PYD birbirinin aynıdır. Ve dertleri nedir? Dertleri Kuzey Suriye'de bir devlet oluşturmaktır. Ve bu devleti Afrin, Kobani, Kamışlı'ya kadar o bölgede Suriye'nin kuzeyinde kurmaktır. Biz buna Türkiye olarak sıcak bakamayız. Hemen ardından Hollanda, Fransa'ya gittim. Sayın Hollande'la orada konuştuk bu konuyu.
O da Kobani'yi sordu. Dedim Kobani'yi sormayın. Gelin Halep'i sorun. Halep bizim için önemli. Çünkü Halep'te 1 milyon 200 bin insan var. Kobani'de artık insan yok. Bunların hepsi zaten bizim ülkemize geçti. Onlar şu anda Türkiye'deler. Ama Halep'te 1 milyon 200 bin insan var. Halep'te ekonomi var. Halep'te kültür var. Halep'te tarih var. Halep'te medeniyet var. Orada bu çökertiliyor şu anda. Gelin buna müdahale edin. Veya müdahale edelim. Ve orayı bir kenara koydular. Sadece yattılar, kalktılar, Kobani dediler. 2 günde Kobani bitecek dediler. Onun için biz oraya yardım göndermemiz gerekir dediler. Ve 3 tane C-130 uçağıyla yardım indirdiler. Bu yardımların bir kısmı DAEŞ'in eline geçti. Bir kısmı da PYD ve PKK'nın eline geçti. Dünyaya bunların nasıl baktığını anlatma bakımından bunu söylüyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bilmemiz lazım. Biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 tane daimi üyeye bütün dünya mahkum olamaz. Ve onun için dünyada gittiğimiz ülkeleri bu noktada uyarıyoruz. Diyoruz ki gelin bu konuda sesinizi yükseltin. Peki ne olacak? Olacak olan şey şu. Bu sayı 15 mi olur? Şu anda biliyorsunuz 10 tane geçici üye var. 15. 20 mi olur? 20. Dönerli olsun. Her yıl veya 2 yılda bir bu 20 üye değişsin. Bu 20 üye değişirken burada dini durumlar, kıta temsili, tüm bunlar göz önüne alınsın. Hatta etnik yapılar bile göz önüne alınabilir. Tüm bunlar değerlendirmek suretiyle bu yapılsın. Bakın şu anda 3 tane kıta temsil ediliyor. Avrupa, Asya, Amerika. Bu daimi üyelerin arasında başka yok. Dini durumdan baktığınız zaman 1 tane Müslüman ülke yok. 1,5 milyarlık bir İslam dünyası var. O zaman bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne işe yarar? Ben orada temsil edilmiyorum. Benim temsil edilmediğim bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi benim adıma konuşamaz zaten. Şimdi biz onun bedelini ödüyoruz. Onun için dünya 5'ten büyüktür tezini dünyaya yayacağız. Ve şu anda STK'lar oluşuyor. STK'lar çalışmaya başladı bu konuda. İnşallah bu daha da yaygınlaşacak. Ben bu Fahri Doktora unvanının gerçekten milletler arası hukuk dalında verilmiş olması benim için bir gurur abidesi olacak. Kendilerine en kalbi sevgi saygılarımı sunuyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yaptığımız Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin Bilkent binası ile temelini attığımız Çubuk Külliyesi'nin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin adını aldığı Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Han'ın tuğrası takdim edilecektir. Tuğrayı takdim etmek üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Metin Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Külliyesi temel atma törenini gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Milletvekillerimizi, Sayın Rektörümüzü, Sayın TOKİ Başkanımızı, Sayın Rektör Yardımcılarımızı sahneye davet ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer konuklar, değerli misafirler. Şimdi telekonferans bağlantısıyla esmer atma törenine bağlanıyoruz. Efendim, karşımızda TOKİ Başkan Yardımcımız Sayın Ömer Bulut, Yıldırım Beyaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Fatih Vehbi Çelebi. Ömer Bey, bizleri duyuyor musunuz? Esenboğa Külliyesi'nden arkadaşlarım adına ve işçi kardeşlerimizin evet, külliye tuttu. Hayırlı olsun. Evet, şu anda Fatih hocamız da yanınızda. Şöyle bir zoomlayabilirsek isabetli olur. Şöyle bir çevreyi görelim. Endişe etmeyin, her şey yerinde. Maşallah, görüyorsunuz, bakın bazıları zemin artı üç olmuş. Dörtte olanlar var. Su basmanını birçok yerde geçmişiz. Evet. Külliye artık ortaya çıktı. TOKİ Başkanı enteresan bir şey söyledi. Bu yılın aralığında tamamını bitireceğiz dedi. Gördün. Rabia. Evet, Ömer Bey, hazırız değil mi? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, o zaman şöyle hemen düğmelere basalım. Biz de buradan sizleri izliyoruz. Buradan selamlar var. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Külliyesi temel atma töreni ve Bilkent Sağlık Temel Bilimler Binası açılış törenini gerçekleştirmiştir. Üniversitemize ve milletimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin Ankara başta olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Siz saygıdeğer misafirlerimize hayırlı olsun diyoruz.